Merhaba sevgili seyirciler. Bir yaşam ve spor programıyla yine karşınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Sevgili seyirciler, bugün çok genç bir akademisyenle birlikteyiz. Onunla birlikte bu programı gerçekleştireceğiz. Kendisi daha önce sporcuydu, hakemliğini yaptığım bir sporcuydu. Şimdi birlikte aynı masada uluslararası hakemlerimizden olan ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi olan Sinem Yürük. Sinem Yürük'le beraber olacağız. Sinem Merhabalar hoş hocam. geldin. Hoş bulduk. Önce hakem masası şimdi burası. Aynen hocam. Daha 2 hafta önce birlikteydik. Bakalım hangisi zor? Hepsi Hakem zor masası mı hocam. yoksa burası mı? Valla bu alışkın Değil olduğumuz bir platform değil açıkçası. Hakem masası birazcık daha mi? yatkın bize ama Değil mi? hepsi sevdiğimiz Hepsinin altından platformlar kalkacağız tabii ki ama. inşallah. Sevgili seyirciler, Sinem'le çok epey bir süredir tanışıklığım var. Sinem 10-12 yaşlarında sporcuydu. Ben de onun hakemliğini yapıyordum. Daha doğrusu aerobik jimnastik yarışmalarında hakemdim. Sinem de yarışmacıydı. Sinem daha sonra Ege Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesine girdi ve daha sonra da aerobik jimnastikte uluslararası hakemlerimizden birisi oldu ve çok başarılı bir hakemlik yaptığını kendim yakından biliyorum. Ama isterseniz benden ziyade gelin Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin araştırma görevlisi, genç akademisyen Sinem Yürük kendisini biraz bize tanıtsın. Merhabalar Sinem. hocam tekrardan. Sinem Yürük ben. 97 Manisa doğumluyum. 6 yaşımdan beri Oy jimnastiğin oy oy. içerisindeyim. Kendimi bildim bileli diyorum artık. Kimi sorarsa aynı şeyi söylüyorum. 12 yaşımdan beri de milli takımda görev aldım. 17 yaşıma kadar da profesyonel bir şekilde bu işi yaptım. 15 yaşından itibaren de yardımcı antrenörlükle birlikte bir şekilde hem antrenörlük hem sporculuk devam etti. Sonrasında da üniversiteye girdik. Beden eğitimi spor öğretmenliği Çok bölümü iyi. okudum. Çok iyi. Ben bir dönem ara verdim. Bir dönem ara verdiğim döndüğüm zaman senin üniversitesinde olduğunu öyle öğrendim. Yani o Onun aradaki süre öncesinde evet, içerisinde. onun öncesinde Celal Bayar'da beden eğitimi ve spor öğretmenlik bölümünü aynı zamanda artistik jimnastik antrenörlük bölümünü bitirdim. Sonrasında Celal Bayar'da yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansıma devam ederken pandemi başladı. Evet. Yüksek lisansım bir dönem uzamak zorunda kaldı. Tam bu süreçte Ege Üniversitesi akademik personel ilanı verdi. Böyle olunca ben de başvuru yaptım. Çok iyi. Çünkü öğrenciliğim devam ediyordu. Yüksek lisansına devam ediyor olmak şartı vardı. Yani ben uzatmamış olsaydım yüksek lisansımı belki de Ege Üniversitesi'ne giremeyecektim. Değil mi? Bir doktora falan. Aynen öyle. Bu süreçte yüksek lisansıma devam ederken Ege Üniversitesi'nin sınavlarına girdim ve orayı kazandım. Çok iyi. Şimdi oradasın. 2 yıl olmak üzere şimdi de Ege Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda doktorama başladım Ege Üniversitesi'nde şu an. Güzel. Doktora Çok sürecim iyi. devam ediyor. Süreç devam ediyor. Peki gel biraz sporculuğuna dönelim. 10-12 yaşlarında karşıma çıkan ve aerobik jimnastiğe özgü hareketler yapan şirin, sarışın bir kız var karşımıza, biz hakemlerin karşısında. Şimdi de çok var bir Şimdi sürü. de çok Bazılarını var, değil kendime mi? benzetiyorum hatta. Yani evet, epey de sporcu sayımız da çoğalmış, değil mi? Çoğaldı. Son yarışmada, Evet. sevgili seyirciler, son 2 hafta önce Manisa'da okullar arası aerobik jimnastik ve step yarışmasında görevliydik. Ben de Sinem'de. Bir takım kısıtlamalar getirilmesine rağmen 170'e yakın seri izledik. 170 sporcu serisini izledik. Bu aerobik jimnastiğin epey bir yaygınlaştığını gösterir ama hani belki şöyle de denebilir. Yani nicelik olarak evet sayımız çok, nitelik olarak nedir onun üzerinde tartışılabilir falan ama gel bir senin sporcun dönemine dönelim. 16 yaşında başlayan, 12 yaşlarına kadar devam eden, 17 yaşlarına kadar devam eden milli takım süreci. Sporculuk nasıl bir şey? Yani nasıl bir heyecan, motivasyon ya da engeller bir takım şeylere? Tabii ki de her işte olduğu gibi sporculukta da artı yönler, eksi yönler çok fazla var. Ama sporculuk çok güzel bir şey. Yani imkanım olsa o günlere, o zamanlara dönmek tabii ki de çok isterim. Artıları yani ben direkt şu an Ege Üniversitesi'ndeysem bu yüzden diyorum. Altyapım Evet, öyleydi diyorsunuz. kesinlikle yani en büyük artısı bana hayatımdaki en büyük katkısı bu. Eksi olarak çok fazla bir şey söyleyemem. Bunların yani bu eksilerin hepsi de zaten artı olması için bir şeyler. Tabii ki de çok uzun süreli antrenmanlar, çok uzun süreli yarışma Çok disiplin dönemleri. isteyen bir şey. Bir de jimnastik sporundan bahsediyoruz. Çok uzun süreli antrenman saatleri. Hafta sonlarımız yok, tatillerimiz yok, bayramlarımız yok vesaire derken arkadaşlarımızla bir oyun oynamayı bile bazen özlüyorduk şu an Ya onlar sporculuğuma döndüğüm oynarken için. tabii Çocukluğuma döndüm. tam o dönemde koşuyoruz Ama zaten. bunların hepsi işte bugünler için aslında bir altyapı oluşturuyor bizim için de.
Dolayısıyla milli takıma da girmiş bir sporcu olarak. Yani ben bunların hiçbirini eksi olarak görmüyorum açıkçası. Katılıyorum. Yani sen aslında işin mutfağından gelen birisin. Yani şu an Ege Üniversitesi'nde öğretim araştırma görevlisiysen, artı uluslararası bir hakemsen. Dolayısıyla bu işin mutfağından gelip oralara çıkan birisin. Dolayısıyla bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü hem sporcu gözüyle bir takım şeyleri görüyorsun. Bir de yardımcı antrenörlük yaptığım bir süreç var. Bir de hakemlik yaptığım bir süreç var. Evet, şu anda dolayısıyla tam mutfağında yetişmiş birisi. Aynen öyle. Üç platformdan da böyle olaya açıkçası bakabiliyorum. Sinan, peki bir şey söyleyeceğim. Yani demin söyledin, yani senin yaş grubundakiler oyun oynarken sen bir tarafta disiplin gerektiren bir sporu yapıyorsun. Böyle durumlarda hani böyle psikolojik olarak yani ya of falan dediğin anlar olur muydu ya da bunu... Yani tabii ki de özellikle bir başarı başarısızlık olayı olduğu zaman gerçekten yeter artık dediğimiz zamanlar çok oluyor ama zaten mesele o. Oradan bir şekilde dönebiliyorsan bir başarı elde edebiliyorsun ama orada pes edip bırakıyorsan zaten senin için bitmiş oluyor her şey. Yani başarılı sporcuların bütün geçmişinde bu vardır, emin olun. Doğrudur. Yani bir şey, basamak atlamak gibi bir şey. Evet, yani asıl önemli olan nokta dedikleri vardır ya, işte orası o dönem oluyor bizim için. Bir de bu dönemi atlatmakta şeylerin çok önemi var sanıyorum, antrenörleri. Kesinlikle. Yani seni yetiştiren, ki yakından bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en iyi aerobik jimnastik antrenörleriyle beraber çalıştın. Yani deneyimli olan aerobik jimnastik antrenörleriyle çalıştın. Yani o basamağı atlatırken o kişilerin senin yanında olması önemliydi. İşte burada antrenörlük, sporculuk psikolojisi giriyor birazcık, pedagoji giriyor işin içine açıkçası. Tabii. O konuda bir sıkıntı hiç yaşamadım. Tabii ki de zor zamanlarımız oldu, antrenör, sporcu, bunlar çok doğal şeyler. Evet, dediğiniz gibi eğer bu süreci başarılı bir şekilde atlatabiliyorsak, antrenörün burada çok büyük bir emeği var. İlk başlangıç Gürkan Hoca ile miydi senin antrenörlüğün? Ben kendime bildim bileli Gürkan Hoca ile çalıştım. Gürkan Hoca değil mi? Evet. Yani 6 yaşımdan 17 yaşıma işte kadar Gürkan Hoca ile çalıştım. Ve Gürkan Hoca aerobik jimnastikte birçok sporcunun da başarısında emeği olan birisi. Evet, kesinlikle. Emeği olan birisi. Ben de kendisini çok yakından tanıyorum. Çok sevdiğim dostlardan birisi. Ona da buradan selam olsun diyelim, Gürkan Er'e. Peki, döndün geldin hakemlik. Bölge hakemliği, sonra işte basamak atlıyorsun, milli hakemlik ve uluslararası hakemlik. Şimdi aerobik jimnastikte şöyle, onda bir burada da yine milli sporcu olmamın bir avantajını yaşadım. Hiç bölge hakemliği yapmadım. Adaydan direkt milli hakem oldum. Sporcu olduğum için. Evet, milli sporcu olduğum için belli bir sınav kontenjanı vardı. O puanı, barajı vardı diyeyim. O puanı geçebiliyorsak eğer direkt milli hakem oluyorduk. Ben de bu süreçte hiç bölge olmadan adaydan direkt milli hakemliğe geçtim. Çok güzel. Oradan da uluslararası hakem oldum. Sinem, ne diyorsun? Aerobik jimnastikte iyiyiz galiba, değil mi? Mesela dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı. Evet Begüm. Çok yakından tanıdığım yani takım arkadaşım. Tabii. Evet, şu anda zaman geçtikçe sporcular, antrenörler, hakemler yani... Özellikle antrenörler ve sporcular çok bilinçlenmeye başladığı için alttan gelen sporcular yıllar geçtikçe daha sağlam gelmeye başlıyor açıkçası. Bir de dediğiniz gibi popülasyon da çok arttı. Evet. Özellikle küçük yaş grubunda çok büyük bir jenerasyonumuz var. Yani dediğiniz gibi okullar arası yarışma yaptık. Sabahtan akşama kadar sürdü. Hani çok yani fazla sporcu var. Ki kısıtlama yapılmasına rağmen yoksa yani şeyde evet, Türkiye'nin her yerinden geldiler. İlk 4, ilk 6 geldi. Hani tabii, bütün hepsi de gelmedi. Daha iyi kontenjan çok olsa daha da çok olacaktı gelen kişi. Dolayısıyla jenerasyon çok, antrenörler artık daha bilinçli. Bu yüzden sporcular birazcık daha kaliteli çıkıyor artık. Hani elek üstü dediğimiz sporcuların sayısı birazcık daha fazla olmaya başlıyor. Ama tabii ki eksikler var mı? Tabii ki var. Evet. Neden daha iyi olmayalım her zaman, ben bunu söylüyorum. Yani yarışma yönetmeniyle falan konuştuğumuzda hocam dedi aslında bu sayı düşürerek 170'lere geldik dedi. Yoksa bir gün öncesinde 200-220 civarında yarışmacı olacaktı diye söylemişti ama dediğim gibi yani evet, nicelik önemli, sayı önemli ama tabii ki biz biraz da nitelik arıyoruz sporculardan, nitelik arıyoruz ama izlediğim serilerde ya bu gayet iyi dediğim sporcular var, ne diyorsun? Evet hocam var. Şöyle çiftlerde, sadece teklerde. Evet, sadece bence antrenörlerle ilgili ya da bu hakemler için de geçerli benim için. Ara ara böyle antrenör eğitimi, hakem eğitimi, semineri vesaire tür şeyler yapılırsa bence birazcık daha daha da ilerleriz gibi geliyor bana açıkçası. Katılıyorum sana. Evet, bir ilerleme söz konusu geçmiş yıllara göre ama
birazcık daha iyi olmamız için zannedersem bunların biraz eksikliği... Biraz daha ilgili şart gibi. Evet. Mesela Sinem, sen ne dersin bilmiyorum. Mesela müzik konusunda ben antrenörlerin yetişmesini isterim mesela. Yani serilerde müzikler çok önemliydi. Evet, biz biliyorsun branşımızda yani artistik jimnastik tarafında da izlediğimiz zaman bu anlamda antrenörlerin bir daha bilgili, daha donanımlı olması lazım diye düşünüyorum. Eksik bulduğum şeylerden bir tanesi. Hocam zaten şöyle bir durum da var. Kurallar değişiyor. Yani ne kadar bilgili olursak olalım birazcık güncel kalmak da önemli. Ve gerçekten hani okumaktan çekinmemek lazım. Yani bir bilgi varsa ortada değişen bir şey ya da yeni gelen bir bilgi varsa onu okumaktan, sürekli okumaktan çekinmemek lazım. Yani eğer ki bundan gocunursak zaten hiçbir zaman ilerleme kaydedemeyiz. Biz hakem olarak bile, siz de yıllardır yapıyorsunuz. Ben tabii ki sizin yanınızda daha az bir süredir yapıyorum hakemliği ama inanın ki emin olduğum bir kurala bile dönüp 5 kere bakıyorum. Yani çok emin olsam bile dönüp 5 kere daha okuyorum. Başka türlü olmuyor çünkü. Kesinlikle. Bu şey hakemler arasından da söylüyorum. Çok seri izlemek ve çok seri izlerken de sürekli not almak, pratik yapmak. Bu antrenörler için de geçerli. Yarışmalarda tabii, denk geliyoruz. Antrenör hatasından kaynaklanan problemler oluyor. Yani puan olarak yüksek puan alabilecek çocuklar bazen seriden kaynaklı, yani antrenörün yapmış olduğu seriden kaynaklı bazı puan kesintileri yiyorlar. Dolayısıyla yüksek puan alacakken düşük puan alıyor. Mesela öyle çocuklara biz çok üzülüyoruz. Katılıyorum. Bir tarafıyla da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki yarışmaların en ciddi, en adaletli şeylerinden bir tanesi, sporlardan bir tanesi bence aerobik jimnastik. Çünkü hakem grup sayısını düşündüğün zaman yani artistik jimnastik hakemi var, uygulama hakemi var, zorluk hakemi var, baş hakemi var, çizgi hakemi var. Dolayısıyla hani ya hakem yanlış yaptı ya da hakem şu kuralı uygulamadı bir futboldaki gibi olamaz yani. Evet, şimdi onu söyleyecektim. Futbolda mesela çok, yani tabii ki onlara da vara gidiyorlar vesaire ama bizim de şu an tekrar izleme şansımız oluyor. Yeni yani teknoloji onu da getirdi sonuç olarak. Evet, dediğiniz gibi çok fazla hakem sayımız var. Yani bir puanlar hakem görmüyorsa diğeri yani görüyor. Bir şekilde hani zaten ben her zaman şunu söylüyorum. Hani %100 doğru hakemlik diye bir şey çok zor. Yani hakemler olabildiği kadar az hatayla seriyi değerlendirmeye çalışıyorlar açıkçası. O yüzden mutlaka gözden kaçan bir şey elbette oluyor. Zaten o yüzden hakemlerin bazen konuşması gereken şeyler oluyor. Dolayısıyla dediğim gibi tekrardan izleme şansımız oluyor bazen serileri. Bunlar da tabii ki bizim işimizi kolaylaştıran şeyler açıkçası. Ama eğer hakem kuralı bilmiyorsa, yani o zaman kuralı bilmiyorsa yanlış bir puan veriyorsa vesaire, hani çok başka bir puan gönderiyorsa, sonuçta 4 hakem puan gönderiyor ama bizde şöyle bir sistem var. İşte büyük, en yüksek puanla en düşük puan atılıyor. Çıkıyor. Kalan 2 puanın ortalaması alınıyor. Dolayısıyla 2 hakem diyelim hani farklı bir değerlendirme yapıyor. Kuralı bilmedikleri için farklı bir değerlendirme yaptıkları zaman bir tanesinin puanı atılıyor ama diğeri ortalamaya giriyor. Dolayısıyla sonucu değiştirmiş oluyor. Evet. Dediğim gibi yine de hakem hatalarının puanlamalardan kaynaklanmanın dışında hakem hatanın en az olduğu ayrı bir jimnastik dallarından bir tanesi diye söylüyorum ama yine de bizim masadaki hakemlerin buradaki verdiği puanla sonra yurt dışına gidip de yurt dışındakilerin verdiği puan aşağı yukarı örtüşüyor diye biliyorum ben. Yani evet, son zamanlarda 18.90 almışsa Avrupa Şampiyonası'nda da bizim 18.90 verdiğimiz sporcuya dışarının hakemleri de diğer uluslararası hakemlerden 18.97, 18.80 vermiş mesela. Evet, genelde son zamanlarda yakın çıktı. Var yani. Evet, ya tabii ki her yaptığı seri çocuğun başka puandır bu arada. Hani birinde hata yapar, diğerinde yapamaz vesaire ama eğer ki hatasız bir seri yaptıysa genelde puanların yakın çıkmasını bekliyoruz biz. Ama evet, dediğiniz gibi yurt dışında da çoğu serimiz yakın çıkıyor. Yakın çıkıyor. Evet. Bir akademisyen olarak şu an şey var, yaz bitti, okullar bitti, yaz başladı. Çocuklar hangi yaş grubu olursa olsun artık böyle özgür kaldıkları bir dönem. Sen bir akademisyen, bir spor eğitimi almış bir kişi olarak bu dönemde çocukların ne yapmalarını önerirsin? Oyun mu? Kendini ifade etme, kendini deşarj etme arasında? Kesinlikle spor. Spor yapmaları gerekiyor çocukların. Yani biz şu anda, ben aynı zamanda jimnastik eğitiminin de içerisinde olduğum için çok küçük yaş gruplarıyla da çalışıyoruz. Çocuklarda özellikle pandemiden dolayı kaynaklanan bir algı problemi, bir komut almama vesaire gibi problemler, davranışsal problemlerle karşılaşıyoruz açıkçası. Şimdi okulda yok, çocuklar gerçekten çok boşta kalıyorlar. Dolayısıyla bu zamanların kaliteli bir şekilde spor, müzik, sanat, herhangi bir şey ama mutlaka spor olmalı içerisinde. Bu şekilde değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum ben.
Burada da tabii velilere şey düşüyor değil mi? Yani evet, velilerin çocukları yönlendirmesi. Kesinlikle ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşüyor. Tabii insanlar da çalışıyorlar tabii ki de. Onlar da kendi elbette, çaplarında haklılar ama olabildiği kadar yani hiçbir şey yapamıyorlarsa, hani hiçbir yere gönderemiyorlarsa en azından ev içerisinde çocukların yapabileceği oyunlar, ufak çaplı fiziksel aktiviteler. Çok önemli. Evet, bunlar gerçekten çocukların gelişimi açısından çok önemli şeyler. Biz spor eğitimcileri olarak bunların sıkıntılarını çok yaşıyoruz açıkçası. O yüzden olabildiği kadar okul öncesi dönem çocuklarıyla da ben çalışıyorum şu anda. Ağaç yaşken eğilir hesabı. Olabildiği kadar küçük yaştan itibaren onlara spor kültürü aşılamaya çalışıyoruz. Aynen. O spor kültürün içerisinde ne var? Paylaşımcılık var. Birbirinin kesinlikle haklarına saygılı olma var. Disiplin olmak var. Zamanı doğru kullanmak var. Dolayısıyla o spor kültürü içerisinde, bir oyun kültürü içerisinde çocuklara bunları verebilirsin. Yani bir grup, grup oldukları için, grup çalışması olduğu için yani sosyallik kazanıyorlar. İşte birlikte bir şeyler yapmayı, birlikte hareket etmeyi, birbirlerini beklemeyi, birbirlerini izlemeyi, birbirlerini alkışlamayı vesaire. Biz bunların hepsini hani derslerde çocuklara aşılamaya çalışıyoruz. Şunları da çok duyuyorum. Okul öncesine devam etmiyor olsa da çocuk, daha henüz başlamıyor olsa da mesela jimnastiğe geliyor çocuk. Jimnastikten sonra okula adaptasyon süreci daha kolay oluyor çocuğun. Çok doğru. Aileden ayrılma, doğru. Anneden ayrılma, babadan ayrılma vesaire. Çünkü bunlar kendi özgüveni gelişiyor, evet, çocuğun. Bireysel hareket etme şeyi, duyguları da evet gelişiyor. Ya bunları çok yani duyuyoruz. Tabii. Çünkü şeydir yani spor çocukların evet fiziksel gelişmenin yanında psikososyal gelişimlerini sağlayan, sosyalleşmelerini sağlayan bir şeydir, etkinliktir yani. Hı hı. Dolayısıyla sadece çocuk oyun oynadı ne olacak demek değil, o oyunun çocuğa kazandıracağı çok önemli şeyler var. Amaçlı oyun, evet. Yani çocuklar zaten kendi aralarında sürekli oyun oynuyorlar yani. Oyun zaten onların hayatlarının bir asıl amacı şu an. Ama bizler de spor eğitimcileri olarak tabii ki de oyun içerikli aktivitelerin, özellikle fiziksel aktivitelerin çocuklara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bilinçli bir şekilde. Sevgili Sinem Yürük, Aerobik Jimnastik Uluslararası Hakemlerimizden, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin araştırma görevlisi olan Sinem Yürük bugün benim konuğumdu. Sinem, son ne dersin programın sonunda? Spor adına, çocuklar adına, oyun adına, büyüklerin egzersiz yapmalar adına ne dersin? Vallahi sporun içerisinde 6 yaşında olan biri olarak sporla kalın, çocuklarınızı spora götürün özellikle yaz döneminde. Kendiniz de gidin, çocuklarınızla birlikte aktiviteler yapabilirsiniz. Bilinçli aile bilinçli çocuk diyorum ben, her zaman çok bunu doğru söylüyorum. Çocuk anneden babadan görecek. Aynen öyle, sosyal öğrenme, çocuk ne görüyorsa onu yapıyor. Dolayısıyla başta ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Buradan da ebeveynlere seslenelim o zaman hocam. Lütfen çocuklarınızı bir spor aktivitesine, jimnastik olur, yüzme olur, dans olur, ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Mutlaka gönderin, özellikle yaz dönemini boş geçirmeyin. Sporla kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kalın. Bence de. Sinem çok teşekkürler. Rica ederim hocam. Sağ olasın, kırmadın geldin. Teşekkür ederim. Sohbet ettik, sağ olasın. Zaman zaman belki seni yine programa konuk edeceğim. Çok memnun olurum. Sağ olasın. Sevgili seyirciler, bu haftaki konuğum Sinem Yürük'tü. Aerobik Jimnastik'te milli takım sporcusu, uluslararası hakem ve Ege Üniversitesi'nde de araştırma görevlisi olan bir genç akademisyen. Elbette ki çocukların oyun oynaması gerekiyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için. Ama bu yaz döneminde çocuklar kadar sizlerin de yapması gereken, ki biliyorsunuz çocuklar hep anneleri babaları örnek alırlar, yapması gereken şeylerden bir tanesi de kitap okumak biliyorsunuz. Çocukların kitap okuma alışkanlığı ancak anne ve babayı izlerse ortaya çıkacağı söylenir. Dolayısıyla sizler kitap okursanız eğer, çocuklar da sizlere örnek olacaktır. Bütün bunları düşündüğümüz zaman çocuklarımıza oyun oynatalım, fiziksel aktiviteleri yapalım, çocukların nereye gittiklerini kontrol edelim. Özellikle çocuğun böyle asosyalleşmesini sağlayacak, soyut bir takım kavramlar içeren eğitim alanlarına çocukları bilimin, aklın, mantığın olacağı yerlere göndermek hepimizin görevi. O yüzden evet, sizler de kitap okumalısınız ki çocuklar da sizlere örnek alsın. Sevgili seyirciler, bu haftalık bu kadar. Bir başka yaşam ve spor programında tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.